Işık mı? Işık mı? Ne? Işık mı kullanıyorsun? Tabii ki. Oha karıcığım, ışık koyar mısın şuraya? Karıcığım mı? 40.000'li mi açılış yaptık, bana mı öyle geliyor? Saçmalamayın arkadaşlar, bütün eğlence bu kadardı. Başka bir şey hazırlanmadı. Çocuklar başka malzeme yok ha. Biz bir şey beklemiyoruz. Kıyamam. Kesin bir şey bekliyorlar. Değil mi? Hoş geldiniz. O kadar süslendik ki yemin ederim hepsi sizler için. Hoş geldiniz. Ay. Enis saçları ne kadar güzel görünüyor. Senin için, şey için yaptım. Ünlüler yazıyor bak, ünlüleri kaçırırsak mahvoluruz. Eyalem böyle böyle büyüdü. Ünlüler böyle Fırat Çelik, Melis, Doğa. Aa başa tutturma. Çalıştım hepsini. Fake hesaplar açtım canlı yayını, ne gerekiyorsa. Arkadaşlar programımızın adını bulduk. Kral geliyor, kraliçe geliyor. Şarkımızı bir daha açar mısın? Hemen. Tam bizim biz. Çok aradık. Bebeleri pistten alalım abi. Bugüne kadar canlı yayın yapan bebeleri alalım. İddialı konuştum. Gereksiz bir iddia. Us başıma bir şey gelecek. Gereksiz bir iddia. Us. Hadi Ezgi 45.000 oldu. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Doldur doldur taşır ya Rabbim. Niye çalışmıyor ya bu? Ben artık şundan vazgeçtim. Arkadaşlar düşümü sizin için açtım. Yemin ederim reyting uğruna. Ezgi bütün gündür saç yapıyor. Aç. Şimdi ürünü koy. Şimdi bu arada bütün markalara çok teşekkür ederiz. Dünden beri telefonlarımız susmuyor. Ama ilk günden reklam yapmak istemedik. Çünkü biz diğerleri değiliz. O yüzden sizleri biraz bekleteceğiz ama alırız. Sakın üzülmeyin. Tabii ki. Markaları üzmek bize yakışmaz. Ezgi bak şu elini kolunu tut bir yerde. Aa, şu an 50.000'i gördük. Ne yapıyorum ya? Hiç hak etmediğim bir yerdeyim. Hülya Avşar mı yazdı? Yok, Hülya Tatlısu gibi bir şey o. Demek ki Hülya Avşar yazsa. He? Hey, bu kadar heyecanlanacağım ha? Muhtemelen. Ne yapıyorsun? İyi hayatım, ne yapayım valla? Hep birlikte. Karantinanın yasakların tadını çıkarıyoruz evlerimizde. Kendimize döndük. Kendimizi bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz şu anda. Bol bol okuyorsun yine. Aynen öyle. Kitaplarım burada. Ya bayağı ben çalışıyorum de. Yani. Ben son dönemde Ömer Seyfettin Kaşığı okudum. Şey bayağı öneriyorum. Çok fazla duydum biliyor musun? Aa İpek Ongun yaş 17. Bak. Ah gerçekten mi? Bunu duymadım. Uzun, ben nasıl geliştim? Ben hep onlarla. Bunu hiç duymadım. Bunu kalacağım. Bir de şey yaz ne olur muhakkak. Suzan'la Tamaro yüreğinin götürdüğü yere git. Onu okudum. Okudun mu? 15 sayfasını okudum ve çok iyi. Of. Neyse en azından arada sanatla konuşuyoruz. Anladın mı? Diğerleri gibi değiliz. Diğerlerinin kim olduğunu sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Sait Faik'ten abası yanına dönecek. Sait Faik'ten abası yanık. Vay 51.000 Ezgi iyi gidiyoruz. Ezgi 51.2'ydi 51.1'e düştü. Bu bir nazar mı? Tamamen öyle. Hemen dans müziği aç Ezgi. Seyirciyi ayakta tut. Bu
Bunları da düşmanlarımız için hazırladık bu şeyleri. Evet, şu anda 60 bini 60 bin değilmiş be, ama eski. İstecek özlerin gitti be ya. Evet sevgili Enis. Canım. Şimdi 13 Mart'tan beri evdesin. Evet. 13 Mart oyunumuz iptal oldu. 12'sinde oynadık. 13'ünde artık işin ciddiyetini hep birlikte ve korkusunu yaşayarak evlerimize girdik. Ve sen galiba 2 ay hiç çıkmadın değil mi? No. Çıkmadım. Bir buçuk. Olağanüstü. Çok zayıfladım bu dönemde. Bir de diyorum ya Ezgi, çok okudum. Fark ettim. Çok yazdım, çok okudum. O beni çok geliştirdi gerçekten. Diyorum ya, roman kalmadı galiba okumadığım. Evet. Bir de yani kelime ağzından falan inanılmaz gelişti. Allah çok şükür iyi gitti benim. Yani tabii insanlar neden sıkılıyor? Okumayan hazne insan dedin sıkılıyor. Az önce değil mi? Ha? Hazne dedin değil mi az önce? Hazine. Gerçekten çok güzel. Tabii. Dolar, euro, bunları öğrendim. Bayağı şuradan bir şeyden... Sen düğmeyi kapat istersen artık. Kapayım mı? Ha. Millet sever diye düşündüm de. Millet sever ve insanları da şey yapmayalım şimdi. Kafa karıştırmayalım. Vallahi sizin için. Ben de biraz şöyle durayım da. Bütün gündür roman düğünleri izliyoruz arkadaşlar. O bak, kadar malzememiz yok. Özgür Masur geldi. Elbisem Özgür Masur, dalga geçmiyorum. 2011 yılında. Hatırlar mı bilmiyorum. Birlikte düğüne gitmiştik o elbiseyle. Aynen öyle. Ne düğünler gördük be Ezgi. Ne düğünler gördük. Enis, bu dönemde çok fazla patlayan, ilişkisi patlayan insanlar olmuş. Hı hı. Yani zor bir süreç olsa gerek. Sen konu mu açmaya çalışıyorsun? Konu mu açmaya çalışıyorsun? Ezgi, karantinada adaya düşsen ilk kimi alırdın? İlk şey ne? Ha, ilk kimi alırdım? Karantina. O kadar düşünecek bir şey olamaz. Aa. Yani Ezgi. Mustafa'ya... Kral geliyor, kraliçe geliyor. Mustafa mı? Mustafa bir yıldır var ben. Seni alırdım tabii ki. O zaman kraliçeyle Mustafa geliyor diye program yapıyor Ezgi. Doğru söylüyorsun. Seni alırdım. Kralı geliyor. Çok aç müziği. Arada yap. Başka kim alırdı? Valla muhtemelen beni bihtiyordu. Mustafa ben? Köpekleri kesin alırdım. Ezgi şimdi artık duygusal şeylere girme ya. Ama ya duygusal değil. Ondan siz ne yapacağım? Kafayı yerim ben. Kimi alırdım? Seda Sayan'ı alırdık be. Seda Sayan alınmaz mı ya? Çok eğlenirdik. Arkadaşlar benimle. Çok aşığız. Bir yıllarca aynı evde oturmanın hayalini kurduğumuz ünlüleri söyleyelim. Ben Kibariye ile bir çay içmek çok isterdim. Yıldız Tilbe çok isterdim. Aynen. Seda Sayan isterdim. Ben Sezen Aksu da isterim tabii ki. Sezen Aksu'nun sen gizli fotoğraflarını çekmişsin insansın. Tabii ki. Fotoğrafı buldun mu? Süt annem diyor hala. Fotoğrafı buldun mu? Ay bulamadım ya. Arkadaşlar dünkü yayını izlemeyen varsa onu da söyleyelim. Yıllar önce bir doğum gününde kadıncağız arkada dururken gizli gizli biz önde, o zaman selfie bile yok zaten. Böyle telefonu çevirip zorla fotoğraflar çekmiştik. O da fonda görünüyor minik serçe saçlarıyla. O fotoğrafı bulup koyacağım ama sonra. Ama çok utanmıştık, hatırlıyor musun? Çok kaliteli insanlar olduğumuz için hani şey diyorduk. Bunu paylaşmayalım, Sezen Aksu'ya ayıp falan diye. Evet, bir de etraftaki kaliteli insanlardan daha da fazla utandığımız için. Maması tabii yani. Ki aynen, o zaman çok daha duyarlıydık. Çok da sahteydik biz o zaman. Evet, şimdi kendimizi bulduk değil mi? Gerçekten öyle. İnsanların storylerini, canlı yayınlarını izliyor musun? Genelde sessize mi alıyorsun? İzliyorum. Denk geldiklerimin hep hepsine bakıyorum, hatta yazıyorum da. Sessize aldığın ünlüler var mı? Alttaki yazıları unutmuyoruz ha. Merhaba, hoş geldiniz bu arada. Canlarım benim. Çok tatlı şeyler yazıyorsunuz. Aa. Ay Şirin. Kızım. Ezgi, mute aldığın insanlar oluyor mu? Mute. Oldu tabii ki. Onu senin programda patlattın zaten. Evet. Biliyor musun? İtiraf ediyorum. Korkumdan hepsini geri sesli yaptım. Gerçekten mi? Evet. Magazin
sizin de haberin çıkar diye mi? Biri beni görüp ne olur göster derse diye hepsini geri sesli yaptım. Haklısın. Ben de kimleri mutladım biliyor musun? Bu beyazlatıcı krem önerenleri mutluyorum ben. İşte dirseğimde... Ben kimi takip ettiklerimden soruyorsun. Ben de takip ettiklerimden soruyorum zaten. Takip ettiklerinden beyaz kremleri mi öneriyor? İşte mesela işte kararmış burası. Anladın mı? Sür beya işte apış arası beya. Ama böyle böyle şey hep oy. Onları mutladım artık daha. Beyazlatıcı krem de önermeyin be. Yeter artık o kadar da. Gene magazine düştük. İnşallah şey yemeyiz. Bir tane şey ünlü konuş. Ünlüyle. Ünlü yok mu hiç bizde? Bu ne cesaret? Bizim ünlülerin hepsi baştan selam verip gitti galaya gelir gibiler ha. Kötü filmde 5 dakika uğrayıp giderler ya. Aşkım bayıldım deyip yok olanlar. Hemen yok olur. Sen yıllarca sen yaptın bunu. Süslenir giderdin, filme girmeden geri gelirdin. Yemin ederim Ezgi. Aşk olsun. Çekimim var derdin, yemin ederim. Tut falan derdi. Ben Ezgi'ye fön tuttu. Yemin ederim arkadaşlar. Yemin Ezgi gitti. 15 dakika sonra taksiyle geri gelirdi. Şuradan şuraya gidemeyim yalansa. Söyle Ezgi. Allah korusun ama çok büyük yemin ediyorsun. Çarpılacağım diye korkuyorum. Yapmadık mı hiç gerçekten? Ya bir iki kere yapmışım. Alttaki dinlediğime bak. Ne? Ne? Baş öne çıkardığımı baksana. Aa ifşalar. Gülse Birsel. Oh bak bir de bizim kalitemiz de çok yüksek. Bak biz Gülse Birsel. Gülse fotoğrafın altına oyları bölüyorsunuz yazmış ama Gülse bunu açıklamak zorundayım. Bugün mücbir sebepler yok. Biz arkadaşlarım kızın saatinde de girecek kadar çakal, akıllı değiliz. Kötü niyetli değiliz. Biz arkadaşlarımızın programını bir seyirci olarak en fanları benim. Asla öyle bir şey yapmayayım. Aynen aynen. Ama bu kadar... 12-20 geçe gireceğiz ama. 20 dakika attık. 20 dakika attık. Bir de şey ben bir de şeyden çok korktum Ezgi. Hani piyasa bunlara kaldı zannetmesin ya. Çünkü biraz daha bildirmek gerekiyor insan olmak. Dünyanın en tatlı insanları ama bir yere kadar. Ama. İyiler cennete. İyiler cennete gerçekten bizi hırslandırmasınlar. Bir Cambali ile Seren Serengil her zaman burada. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben burada konuşursam ortalık patlar. Patlar. Çünkü insanlar birbirlerinin yüzlerine bakamazlar. Ben ortalığı bana Gülse iltifat etti de kaçırdık sen konuşurken. Gülse iltifatının çeyreğini gördüm anladım. Gene övüyorsun beni teşekkür. Bu kadın da benden ne çekti ya. Tam ihtiyacın olan şey. Başka ünlümüz gidecek Gülse bir serme tansiyonum düşecek. Neyse yeter bana da. Eski. Ceylan Çapa. Aa şimdi geldim. Vallahi sılı yayın yapmışsınız. Tabii ki yaptık. Ceylancığım 15 dakika oldu. Event'in 15 dakika geç gelirim. Bunu unutma. Senin ciğerci geldi. Beyazlatıcı kremci. Yapıyor mu? Seni söylemek istememiştim. Özür dilerim. Beyazlatacağım. Yapıyor. Senin, ben ne zaman senin story'si açsam senin yani, ciğerlerini beyazlatıyor. Senin ne kadar esmermiş her yerin. Beyazlata beyazlata yemin ederim. Michael Jackson kadar beyaz oldun daha kremi süre süre. Ama senin değil de hoş geldin senin ciğer. Bak Canan EZL yılanı yazıyor bak. Tabii ki yazar. Aman be. Ezgi ne yapıyorsun? 60 bin olduk ya. Ama benim Ceydan... Önce. Evet. Ceyda hoş geldin. Oğulcan Engin de var bak. Oğulcan Seda Sayan'ı kandırır mısın? Bayramlar almadan biz alalım. Anamıza söyle de gelsin be. Ha şifa olsun bize. Ben bacıma DM atarım eğer istiyorsa. Ne olur ya. Bacım beni çok sev. Serena geldi. Serena ünlü geldi. Kap işte. Ne? Ünlüne bak. Nerede? Ünlüne bak. Serena kaçtı. Ezgi gene ekranı çevirdi. Ezgi. Gitti daha Serenay mı kaldı? Ay olsun öyle aldım. Serenay sen gitsen de.
Nasıl bak diğer ünlüleri hemen nasıl satıyoruz? Selena. Serenay aşırı özledik ya. Kaç tane Nasıl? oyunumuz kaldı önümüzdeki sezona? Eylül'e başlıyoruz inşallah. Eylül'e Alice'e gelin. Eylül ya da Ekim, o şu anda konuşuluyor. Tabii ki gidişata göre. Eylül ya da Kasım mı? Ha Kasım da Ekim de ya. Tarihleri konuşuyorlar şu anda. Karıcığım benim ışığım çok kötü. Bana ışık yapsana. Işık yok mu burada? Ezgi ne açıyorsun ya? 62 bini gördük. Bak şu an Bartu ile Melikşah titriyor ya. Markalar Bartu'yu arkadaş. yalnızım görüntülüyorum. Bartu gelebilir mi? Markalar gitti diye şu an tansiyonları düştü. Korkmayın arkadaşlar. Aralarda küçük tatlı nostaljiler yaşatacağız ha. Biraz Kilo aldın? yürekli Kaç kilo tutup aldın? 6 kilo aldım. Ben hiç Ezgi. Hiç. Görüyor musun? Bak buram dümdüz. Aynen aşkım. Gerçekten çok Yukarı kaldırdım Ezgi. aynen öyle. Etin gerildi. Etki. Etin sıkıştı. 70 bine doğru gidiyor. Bir daha açar mısın? Ezgi açmaz mıyım aşkım? Bana öyle şeyler söyle. Arkadaşlar sanatı konuştuk zaten programın başında. Kaçıranlar için söylüyorum. Ömer Seyfettin Kaşağı, İpek Ongun Yaş 17 gibi kitaplardan bahsettik. Suzan Biraz şu Tamaro. anda canlı yayın yapan ama çok emek verip işte 60 bin 70 bin takipçiye ulaşan insanları konuştuk. 60-70 bin çok iyi bir rakam bu arada. Çok. Bugün 23 milyonluk Jumpman'in hesabında 2300 kişi vardı. Michael Jordan'ın. Michael Jordan mı? Tabii. Michael Jordan canlı yayına mı bakıyorsun? Hayır, kendisi yok zaten orada. O da beni bir gıcık etti. Ne kim vardı? Öyle spor konuşuyorlar. Daha yeni İngilizce öğreniyorum. O yüzden çok hakim değilim. Biliyorum. Başka ne yap? Başka ne yapıyorum? Beni sadece yemek ve temizlik yapıyorum. Ben de öyle. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten Sıkıldım. herkes şu anda o durumda, değil mi? Yok canım, millet temizlik yapmayan çok var. Millet Hayır, sen bilemiyorum. mi? Hayır, genelde gördüğümüz storylerde yapılan en fazla şey ekmek, temizlik ve yemek. Yemin ederim size geçen gün 12'de karantina var. 12'de eve dönmem lazım ve çok kısıtlı bir şeyim var, saatim var. Ezgi'ye gittim. Ezgi ile o 3 saatte yemin ederim 1 saati ortalığı topladın. Dürüst ol. Masayı topladın. Süpürdün, sildin. Yemin ederim Ezgi. Saçmalama Yapmadın be. mı? Orada hiç kalkmadım. Ne yapma? Ama sen benim dediğim her şeyi yalanlıyorsun Ezgi. Kalktın mı? Hatırlamıyorumdur belki. Karına sor. Karına sorsana. Kalkmış Karıcığım. olabilirim. Kalkıyorsun. Sen Bak gibi yaşayan değil ekşi mayan bile var demiş Halide Hanım. Yaşayan mi? ekşi Ekşi mayan maya bile yaşar varmış. mı be? Ayol maya bu. Bilmem kaç bin yıllık mayalar bile var. Kaç bin yıllık mayalar mı? Evet. Bazı çok iyi fırınların çok eski mayası. Mayası ne kadar eskiyse o kadar ekmek iyi oluyor. Şimdi ekmek demişken isterseniz müsaade Ezgi bana bulduğun videoyu gösteremez misin? Ah, arkadaşlar. Onu da göster.
Dün benim tatlışko kızlardan birisi, biz dün canlı yayında şeyi konuştuk Enis'le. Şu en çok eğlendiğimiz şey neydi diye konuştuk. Tatil. Detoks kampına gitmiştik. Orasıydı. Belki şuradan gösterebilirim. Kartını unuttum, kartını. Kartını unuttum, kartını. O detoks kampında sadece suyla beslendiğimiz için eski durup durup yere düşüyordu. Ne bayılıyorduk. Yani bayılmak derken gerçekten değil tabii ki. Gayet ne güzel yaşıyorduk. Ama kaç kilo verdik? Ben 10 günde 6 kilo verdim. Yok, sen 4, ben 6. Sen 6 mı verdin? Ben 6 verdim 10 günde. Sen? Ben öyle geldim ya. Ay, diyetisyenimiz geldi. Ne günlerdi yazmış Gözde. Gözde mi gelmiş? Evet. Ya arkadaşlar, bir gün dediler ki bana detoks kampında, yemin ederim size Ezgi, bunu hatırla. Size dediler, üzülmeyin, içecek dönemi bittiğinde müthiş bir makarnayla sizi şenlendireceğiz. Ay evet ya. Arkadaşlar herhalde 5 gün boyunca sıvı tükettik. 6. gün makarna yiyeceğiz. Ölüyoruz Ezgi'yle. Yani. Yoksa ölüyoruz. Dedi ki spagettileriniz hazır dediler. Spagetti geldi. Kabağı böyle böyle ip gibi yapmışlar spagetti gibi. Onun üzerine de dereotu sos koymuşlar arkadaşlar. Önümüze spagetti diye verdiler. Sinir krizi geçirmiştik. Cinnet geçirmiştim. Sushi'yi hatırlıyor musun? Gülşen klibini sushi'yle çekmedik mi biz? Evet. Değil mi? Evet. Sonra da sushi var dediler. Karnabaharın içine havuç koymuşlardı. Ay, ne güzeldi ama ya. Ya, kötülemek için söylemiyorum. Çok iyiydiniz ama benim hala bakın zayıflığım kaldı o günden. Ben o günden beri kilo alamıyorum. Asla. Kilo Ezgi, bakar mısın? Ezgi. Kilo alamıyorum. Ezgi. Yok artık ya. Ya o kadar kötü yavrum. Al bak, buramdan geçmiyor ya yemek. Çok duygulandım. Ezgi. Işıktan da belli oluyor şu anda. Ne olur kusura bakma. Ezgi, bir de Bartu dün bizim okulumuzla ilgili, o okul değil, konservatuar değil demiş. Evet. Buna ağlayarak da sarmak ister misin? Biraz oyunculuk dersi verelim istersen. Tabii ki. Hangi sahneye oynamamı istersin? Ne istersen, içinden ne geliyorsa. Belki de doğaçlama hakkısın ama. Bir martıyım ben. Gülme. Martı. Ağla. Ben karışık bir şey yapacağım. Çıkayım ben korkunçtaki. Çıkıyorum. Bu bir. Bu iki. Tamam. Hadi şimdi. Cehennem ne karanlıkmış. Yazık koca kralım. Yazıklar olsun sana. Bir asker korkar mı hiç? Ne diye korkuyorsun bilinmesinden? Burada bırakmak istiyorum. Çok kötü oldum. Aa, duyguyu tut. Duyguyu tut. O duyguyu sakın unutma. Ha? Sakın unutma, geliyor. Screenshot mu aldın? Ha? Screenshot mu aldın? Hayır. Işık var mı? Oyuncular şu anda konsantre oluyor. Işığın çok iyi. Hangi tırada oynayayım? Mehmet Ağa'nın. Ferhat ile Şirin'deki katil zanlısı Mehmet'e bağını mı yaptın beni? Ezgi çok iyi oynadı. Hamlet. Tiradını hatırlatmadı. Ben yaşlandım artık, onları unutuyorum. Ha? Var olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Ezgi, ışığım çok kötü. Ağlasam da belli olmayacak. Neden ışık almadın? Benim ışığım bugün geldi. Sen çok iyi gidiyorsun. İyi gidiyor mu? Gerçekten sinirlerim o kadar bozuk ki yani. Bir de şey, çok hırslandım.
biz yapmadığımız sürede yani insanların canlı yayın yapıp bizim önümüze çıkması, anladın mı? Bizi geçebileceklerini zannetmeleri, ama ben hep buradaydım Ezgi. Ve programdan sürekli atılmamız. Anladın mı? Beni annem arayıp arayıp şey dedi ya. Oğlum insanlar seni atamaz. Sen starsın dedi. Dedim ki anne, gün gelir, devran döner, gelir, kapı döner. Ama dedi anneme. Bize de oyunculuk okumamış diyen düşmanlarımıza gelsin bunlar. Teşekkürler Ezgi. Müzik mi geliyor? Tam burada gelmesi gerekiyordu. Ama... Ezgi. Ama tabii ki sen bu cümleyi söyleyeceğini söylemeyince ben de şey yapamadım, hesaplayamadım. Ama şu anda en azından bu şarkıyı biz hediye edebileceğimiz... Ağlayacağımız bir şey olsun Ezgi. Duygu görmek istiyor halk. Bak atmış. Suçunu bağışla. Biz bize yaşarken kadir kıymet. Senin kadar kıymetli sevmiyor. Çok kötü oldu. Orada durmasının yaşanmışlıklarınla bir alakası var. Yapma. Akıyor Ezgi. Ezgim dur, akıyor. Ben burada bir şey için daha ağlamak istiyorum. Ne için ağlayalım Ezgi? Gerçekten oyunculuğumuza benim laf edenler. Dram rollerinde düşünmeyen yapımcı ve yönetmenler. Sizlere söyleyecek bir çift sözüm var. Siz bu gözlerdeki yaşanmışlıkları henüz bilmiyorsunuz. Belki de hiç bilmeyeceksiniz. Ama... Gördüğünüzde aktı. Aktı mı? Aktı. Yakalayamadık. Ama duygusu iyiydi. Bu sefer kaydedeceğim, bakarsınız. Ben de buradan Mahsun Kırmızıgül'e sesleniyorum. Bak akıyor. Çok iyi, çok iyi, devam et. Aynen. Beni romantik komedi filmine alıp sonra atmıştı. Hala ciğerim yanar. Oh Ezgi. Benim yerime Gürgen Özde almıştı Mahsun Kırmızıgül. Ben de gitmiştim görüşmesine. Aa, sen seçilememiş misin? Hayır, istememiştik yemin ederim ki. Ama ne söyleyeceğim, gördüğüm hali, yani izlediğim hali de harikaydı bu arada. Ama biz Saadet'le gitmiştik hatta, hatırlıyorum. Hala gözyaşım akıyor Ezgi. Sahtelik yapacaksan ben şey kapayacağım. Ne yapacaksın? Romantik komediyi burada öveceksen ben kapayacağım canlı yayını. Gerçekten. Tamam tamam tamam, boş ver. Bak sahtelik sakın. Sakın. Okay. Çünkü ben senin için çok iyi alışkanlık. Biliyorum. Kusura bakma aşkım. Aynen aynen. Milyonların önünde insan öyle oluyor. Aynen öyle. Kral geliyor. Düşüş var. Çok dram oldu hadi. Millet İnsanlar seviyor ama. İnsanlar neyse görmek istemiyorlar haklı olarak. Ay, bıktılar Ezgi. Aynen öyle. Biz yaşarken kim oluyor?
Nasıl yaptı ekranı böyle? Burada teknolojiyi mi çözeceksin? Oynasın. Çalıyor. Ezgi, çok az ünlümüz var. Hepsi buradalar. Sessiz dinliyorlar. Öyle ben mi? Görüyorum. Ünlüler. Mavi tikliler. Mavi tikliler. Ben görüyorum hepsini. Görüyor musun gerçekten? Tabii ki. Ben niye o kadar göremiyorum Ezgi ya? Şimdi ben görüyorum dedim diye gitmesinler de. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemek isteyenler E'ye basabilir. Ezgi beni atıp birini almak istiyorsa yapabilirsin. Kuzum ben kırılmam. Hayır, biliyorsun. Bir de sorular bölümü vardı. Oraya da tıkladım da. Oyunculuk yaparken en zorlandığınız şey neydi diye bir soru sormuşlar mesela. Senin oldu mu hakikaten Enis? Yani çok zorlandı. En zorlan... Bir oyunda cır cıba soyunmuştum. Onda bir tık utanmıştım. Bizim oyunda. Sizin oyun... ikimizin oyununda. Sen gerçekten bunu hatırlamadın mı? Yok hatırladım. Nasıl unutayım Ezgi? Senle zaten ne? Ne sen bileyim, ne bir oyunda dedin ya ikimizin oyunda falan. İki kişilik bir oyunda yönetmenim işte cıbıldak sahneye çıkacaksın dediğinde bir böyle utanmıştım. Onda da göbeğim görünecek diye bir korkmuştum yani o kadar. Başka öyle çekindiğim, gerildiğim, gergin yönetmen olunca çok korkuyorum. İçime kapanıyorum. Başka? Beni de mesela evet yani bir tanesi mesela çok utandırmıştı. Seni aşağılayan bir yönetmen vardı o mu? Tabii ki ismini vermeyeceğim. Anlatsana çok reytingle. Ne oldu ya müsamere bittiyse oyuna başlayayım falan demişti. Kim demişti bunu? Mustafa diyor ki bütün yorumları takip ettiği için Cem Yılmaz geldi. Cem Yılmaz kaliteli ol, kaliteli ol. Ne? Ömer Seyfettin Kaşağı, Ömer Seyfettin Kaşağı. Gözlerim parladı. Hoş geldin Cem. Seni çok seviyoruz. Biz buraya Cem gömmeye Yılmaz'a değil. Da yapalım biz buraya ikisini. İnsanları öpmeye geldik. Kapa kapa dedi Cem Yılmaz. Neden? Ezgi. Neden ki? Her şey çok güzel. Çok yolunda gidiyor hayatımız. Evet yönetmeni anlatıyordun anlat. Ha böyle yaptı. Oynuyoruz bayağı kayda girmişiz. Provaydı galiba değil mi dedi. Ben de böyle gayet hani yani falan. Okey hadi dedi oynamaya başla istersen. Ama böyle sessizliği ben intim söylüyorum şu anda. Bayağı bağırarak. Ve yüzüme bakmıyor monitörün arkasında bak şöyle görmüyorum onu. Hadi oynamaya başla istersen. Ne yaptın? Ne yapayım biz kesinlikle gülmedim. İlk defa gülmedim herhalde. Gerçekten mi? Evet. Ezgi arkadaşlar Ezgi gerçekten yüzlerinden hoca 10 verirdi. En aşağı rezil derdi. Rezil utanmaz da yemin ederim Ezgi kahkaha atarak sahneden inerdi. Umru değildi hiçbir şey. O yönetmeni niye bu kadar tutuldun acaba? Ya şimdi biz yıkıl karşımdan diyen Mustafa Hoca ya. Bir taraftan içinden güldüğünü de biliyoruz tabii ki. Hani anlatabiliyor muyum ya? Şimdi konuştuğumuzda siz de ne şeydiniz ya diye hani bizi hala o zaman da sarıp sarmalıyordu o babacan tavrı onun bir tanedir yani öte tarafta daha farklı bir enerji olunca hissediyorsun ya onu sabote eden böyle bir şey oluyor ya fesat üzülüyorum ben de ona üzüldüm hakikaten biliyor musun kızgınlık falan gibi üzüldüm yani çünkü bir şey olduğunda iletişim kurarsın gidersin alırsın kenara. Sonra da arkadaşlar finali ben söylemek istiyorum. Film yayınlandı. Film değil. Kısa film ne? Tamam neyse ne olduğunu söylemeyelim. Söyle sonra filmde ne oldu? Film değil ki. Ama ben bir de filmle olan hikaye. Sonra yönetmen şehirde...
Ay onu sakın anlatma. Bak bak geldi. Bartu ki. Biz zaten keşke peşten yapıyoruz. Biz bir aileyiz Bartu. Bartucuğum biz ünlülerle dalga geçerek bir yerlere gelmek istemiyoruz. Sanatımızla, saygınlığımızla konuşulmak istiyoruz. Aynen öyle. Bartu'yu almak ister misin? Bartu'yu alalım mı 2 dakika? Al hadi at beni kuzum hadi. Sen çıksana. Nasıl çıkılıyor? X mi? Evet. Bartu'yu hemen atamam. Tabii ki. Atamam ben. Atamam. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem. Gitmem. Unutamam. Acı tatlı. Ne varsa. Merhaba avının güzel yüzü. Aa ya teşekkürler. Ne yapıyorsun? Programı sevdin mi? Asla seyretmedim. Şimdi açtım. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin? Böyle konuşursun Keltoş. Herkes hak ettiği yerde. Başından beri burada olduğunu biliyorum. Ama yallah! Hadi bakalım. Yallah! Kime alsam acaba ya? Hadi isteyenler bana bir atsınlar. Bartucuğum senin haddini daha bildireceğim ben. Biraz hınçlı insanım. Melikşah alayım mı seni? Seni atamam. Sen beni hiç atmadın. İster misin? Mügeciğim. Dudak kalemim. Enis kim alayım sence? Selena. Selena. İstemezsen sen yollarsın beni. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Yıldız Tilbe burada mı ya? Yıldız Tilbe olsa yemin ederim peşini bırakmam. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Merhaba. Ben Serenay Sarıkaya. Hoş geldin. Senin güzelliğini Avon'a borçluyum. Öncelikle onu söylemek istedim. Parıl parıl parlıyor ha. Güzel. Bartu ile ilgili ne düşünüyorsun? Güzel attın mı? İnanılmaz iyi attın. Gerçekten mi? Evet. Tadınızı çıkarın bu yayının. Tamam süper. Seni atmayacağım. Tatlı tatlı uğurluyorum. Ben gidiyorum. Seni çok seviyorum. Geri at. Aman 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 kim geliyor? Niye bu böyle oluyor ya? Aman be. Ha. Bu ne denk geldi kız kısmetine? Kız Zeynep Yastık oldum ben bugün. Aa güzel ama. Ben anlamadım bunu ya. Bartu'ya geçen bir video yolladım. Makyajım yoktu. Kız dedi bu saatte de mi makyaj yaptın? Hayır dedim. Silinç altından zambur. Hayır neyse bir kırmızı ruj bekliyordum o yüzden. Abla bu hıyarların programı yok diye boyanmadım ama sen hepimizin yerine boyanmışsın. 5 kişilik boyandım. Şu garibana 3-5 abon yollarsın artık. Lütfen. Hemen mesaj alındı. Sen hiç merak etme. Atılmaya alıştığım için şu an hayır, çok... Hayır atmayacağım. Gidiyorum. Kurban. Seni seviyorum. Ben seni burada daha çok... Burada sevgi kazanacak. Evet. Onlar dalgasını geçsin. Arkadaşım. Kurban olurum. Sesin her zaman gürlesin. Öpüyorum. Enis ses et. Enis R'ye bas. Ay E'ye bas. Bu birazcık şey oldu. Taklit oldu. Pardon.
biz İrem'in konserine giderdik gerçekten. Kimse o zaman İrem'i tanımıyordu değil mi? Biz gider en önde İrem'le dans ederdik. Aynen öyle. Bayağı eski. Bayağı eski. Şey, Bartu ile beni çok benzetirlerdi işte. Ben yıllarca hep bana Bartu dendi. Bir gün Ezgi, yemin ederim sana Sarp'a bak. Bunu Sarp'a da anlattım. Barda, Taksim'de bir barda eğleniyoruz. Yaşımız küçük. Sarp'a bak geldi. Abi ne haber ya dedi. Herhalde dedim piyasadan birbirimizi uzaktan biliyoruz. Siz tanışmıyorsunuz. Tanışmıyoruz Sarp'a bak'la. İyisin Bartu, iyi abi falan dedi. Ben dedim ki ben Bartu değilim. Ben Enis dedim. Şaka. Yemin ederim bak Sarp bu yaptı. Ah çok özür dilerim, çok özür dilerim. Demek o zaman yalan dünya falan da yoktu. Sen düşün. Demek bunlar da böyle merhaba merhabaydı. Şimdi tabii Bartu Sarp'ın da meşhurluğunu kullanıyor işte. Demek arkadaş olmuş. Tabii ki saç ve kellik de sizi artık çok net ayırt edilebilir kılıyor. Aynen aynen. Bartu'nun yaşlanması benim ultra gençleşmem. Ya da kariyerlerimizdeki saçı takması gerekiyor benzemeniz için artık. Keşke saç taksa. Çünkü çirkin çocuk değil Bartu. Bak ağzı burnu güzeldir. Kesinlikle. Çok güzel çocuk. Aynen öyle. Ben üzülürüm ama şu an baktığımda üzer beni hep tipi. Yani. Ama Sarp'a bak asla hatırlamadığım bir olay demiş. Sabah ne oluyor burada demiş. Stüdyoda tabii ki o sıranı bulmaya çalışıyorum. Gaz çıkaran kimdi acaba? Abi yani neyse bunları şey yorum olarak yazmak daha çok hoşuma gidiyor. Utanıyor musun? Sarp burada mı? Sarp burada yazıyor. Gerçekten mi? Evet. Sakın alma. Almayayım mı? Bartu'nun kullandığı şeyleri biz kullanamayız. Bence İrem Derici de bu program olmaz. Ama onu daha Seda Sayan, Bülent Ersoy, buralara gitmelisin. Kulvarlarımızın farklı olduğunu göster halka. Doğru söylüyorsun. Hamiyet Akpınar gelmiş. Bak Ezgi makyaj diyor. Hamiyet kendim yaptım. Olmuş mu ya? Enis olmuş mu? Çok kötü ama olmuş. Aşk olsun. Ay sana her şey yakışıyor. Şaka yapıyorum. Kötü mü olmuş? Vallahi çok güzelsin. Ben renkli makyajı hep heves ediyordum. Böyle bir deneyeyim dedim. Benim de hoşuma gitti ha. Güzel güzel. Vallahi çok güzelsin. Gene yemin ettin. Sen de çok güzel. Kapatmanın vakti geldi mi? Geldi de geçiyor sanki ha arkadaşlar. İrem makyajsız da güzelsin bu arada. Makyajsız bağlandım diyor. Aa daha neler artık. Gayet güzeldi. Dur Bartu diyordur. Ne diyor? Sarp aradı beni, ne olur yayını aldır. Beni Ezgi'yle bir konuş diyor. İstiyorsan gerçekten al 10 saniye. Tabii ki yalan söylüyordur o. Ay Bartu yalan söylüyordur. Tabii ki yalan söylüyor. Ve sen ona nasıl inanırsın? Ay doğru diyorsun. Basiretin bağlandı. Aa yok artık. Annem zaten Bartu'yu gördüğü günden beri bu çocukla görüşme der bana, biliyor musun? Gerçekten mi? Tabii. Ama Selma teyzenin hisleri hep kuvvetlidir. İnsan sarrafıdır benim annem. Aynen bir tek öyle. Sana izin verdi. O yüzden arkadaş bulamıyor muyuz yolda? Aynen öyle. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Kapatmayın ne olur diyor. Niye kapatmayın? Kapatmamız lazım. Ama kapatmadan önce unutmamamız gereken bir şey var. Bugün ne? 19 Mayıs. Teşekkürler. Sizleri seviyorum. Kutlu olsun. Bak şimdi bunlarla neyse, Bartu'larla biz yarın konuşuruz sonra. Ne o? Ne oldu? Yok bir şey yok. Söyle. Hayır söylemeyeceğim. Ebru Polat mı var burada? Durup durup Ebru Polat yazıyorlar. Fanlarıdır. Kovalar, yükselen boğalar. Evet, Dolunay'da Sakal, Kova, Burcu etkin olanlar içinde, yani bütün dünyanın Kova Burcu'na, Burçları için açılım yapıyoruz. Nisan ayı için yorumlar yapacağım. Tabii ki ay bu uzun be. Şimdi efendim. Ama bu olmaz ki. Çok, gerçekten çünkü yorumluyor. Ben olmaz görmek istedim. Ezgi ya 85 binden 79'a düşürdün. Bak lütfen ya.
Yanlış. Aslı Enver geldi. Aslı Enver geldi. Ünlü, Aslı, ünlü, ünlü. Aslı. Ünlü. Ünlü. Aslı. Aslı. Aslı sakın gitmiyorsun. Aslı hemen bir ruj sür. 3 saniye katıl. İlk günümüz Aslı, reyting. Lütfen. Aslı çok güzelsin. Senin ruja da ihtiyacın yok. Dudağına sır gel. Kızartır. Kutudur dedik. Fakat kovalar da tıpkı oğlaklar ve aslanlar gibi tehlikeli bir durum. Ay çok güzel. Senin kovana da akrebine de tükürürüm ya. Yemin ederim ya. Ezgi. Ne söyleyeceğim? Beni mi atacaksın mı? Hayır atmam canım. Aslı'yı, Aslı gelir misin? Gelirsen... Aa, M'ye bas. Z. Z. Z ya Z harici her şeye basabilirsin Aslı. Basması bildiğin kadar. O kadar korkmazsın mı? Korkamazsın mı sanım efendi? Kesinlikle. Madam Sibi. Ama korkmuş işte. Yapılacak hiçbir şey yok. İpek gözü kırmızı. Oy canım İpek. Kapanış şarkımız mı? Ezgi, videoyu kaydet. Çünkü çok izlendiğimiz için, anladın mı? Kaydetmemiz lazım, evet. Hiç Pelin Akil, Fırat Çelik, Oğulcan Engin, Aslı Enver, Seraday, Cem Yılmaz. Aslı, şey ne kadar konuşacağız falan. Gereksiz gerginlik. Seraday, sen beni ararsın. Sena zaten konuşuruz biz Sena. Hadi görüşürüz aşklarım. Ezgi kapama, 3 dakika daha kal be. Tamam. Hı-hı. Var çünkü vaktimiz. Cale teyzem de var burada. Evet. Alkış yapmış. Annen var, anne. Tamam aşkım. Aa, pardon. Benim annem asla yok, farkında mısın? Evet, çünkü vermiyorsun kadına şeyi. Gitsin. Ezgi'ye. Gerçekten. Seraday, biz de seni seviyoruz. Ezgi başa tuttur, ünlü Ezgi. Seraday kaçtı ya bakın ya. Hakikaten İbrahim bu. Senin de arada yazdı, evet. İbrahim'i de gördüm hala. Ulan ne yaptı etti bak Seraday'ı. Oha, ringe bak. Trendyol bana hemen ring gönder ne olur. Özür dilerim, reklam almadım. Yazıklar olsun sana. Aman aman aman. Ki neyle ilgileniyorsun Ezgi, daha benimle konuşuyorum. Tek işine yer diyorum, hangi renk olsun diye. Güzel. Güzel mi? Güzel güzel, bana baksana senin yanında. Ne haldeyim. Bir ışık alman lazım, ben seni kesin vardır diye düşünmüştüm. Canım şimdi işte bugün görüldü, yarın bedava gönderilir. Ben masraf yapmıyorum ki. Ben sosyal story çekerken böyle ağzımdan kaçıyormuş gibi söylüyorum. Öbürsü gün markalar gönderiyor zaten. Yine ben en son... Ezgi, ben en son 3 yıl evvel para harcadım. Biliyorum. Hayır. Kartlarını kapattırdı. Kapat benim kartımı. Sana bankalar bonus veriyor. Story çek
çekerken onu gösteriyorsun, o şekilde kullanıyorsun. Kıyamam. Ezgi okullarda o kadar zarif ki beni markalar çağırıyor. İşte diyorlar ki lütfen istediğinizi alın falan diyorlar. Ben diyorum ki Ezgi gel birlikte gidelim alalım. Ezgi benimle gelmiyor, utanıyor. Yok ya, geldiklerim de oldu. Bir tane. En dayanamadığım şey bu hayatta gözlük. Gözlük. Bayılıyorum. İyi Ezgi, bunu söylemen iyi oldu. Bütün markalar yarın gönderecek. Ay yok, onun için demedi. Başka ya, saçmalama. İstediğin bir şey varsa burada söyle. Abi ne alakası var? Saçmalama, yanlış anlaşılsın istemiyorum. Hassas dönemlerden geçiyorum. Hadi kapayalım. Bir şey söyleyeceğim. Zeon'un eşinin doğum günüymüş. Erdal Bey, doğum gününüz kutlu olsun. İyice saatlerimiz 00:55'i gösterirken bugün doğum günü olan sevgili boğa burçları. Allah!